İnna Allah'a muhakkak ki Allah Teala la yenzuru bakmaz. Nazara yenzuru. İla ecsamikum sizin cisimlerinize bakmaz. Cismun ecsamun. Ve la ila suverikum suretlerinize de bakmaz. Suratun suverun. Ve lakin fakat yenzuru bakar. Kim bakar? Hüve. Burada müstetir zamir var. Hüve o Allah Teala bakar. İla gulubikum sizin kalplerinize bakar. Galbun gulubun cinim keser. Ve yine Allah Teala bakar. Neye bakar? E'malikum sizin amellerinize bakar. Amelun e'malun cemi mükesser. İkinci hadisimiz. Lev şayet enne li ibni Adem'e ibin oğul demek. Adem, Adem demek yani insan demek. İnsan oğlu, Adem oğlu için. Olsa nedir olsa? Vadiyen bir vadi olsa. Neden müteşekkil bir vadi? Min zehebin. Zehebi değil. Min zehebin. Altından müteşekkil yani içi altın dolu bir vadi olsa ve habbe ister ona daha sevimli gelir en yekune lehu kendisi için olmasını ister ne vadi yani iki vadi olsun ister altından müteşekkil altın dolusu iki vadi dolusu altın ister velen yemle'e kesinlikle doldurmayacaktır yeterli gelmeyecektir yani fahu onun ağzı onun ağzını doldurmayacaktır. İlla ancak onun ağzını doldurur. Ne doldurur? Et turabı toprak doldurur. Toprak doldurur. Ve yetubullahu ve yetubu tevbeyi kabul eder. Kim? Allah Teala. Ala men. O kimsenin ki tevbe etti. Yani Allah Teala tevbe edenin tevbesini kabul eder. Fahu, fa, fu, fi ağız demektir. Hu, zamir. Yani hu, mahum şeklinde zamirdir. Onun ağzını manasına gelir. Aceben acayip bir durum yani şaşırılır hayret edilir ne için ama li emril mümini müminin işi için yani müminin durumuna işine şaşırılır gıpta edilir hayret edilir inne muhakkak ki emrahu onun hali durumu küllehu tamamı nedir lehu onun için hayrun hayırlıdır yani mümin ne yapsa onun için hayırlıdır her hali onun için hayırlıdır. Veleyse, leyse olmadı değildir manasında olumsuzluk. Leyse zalike bu durum olmadı li ehadin hiçbir kimse için. İlla ancak bu durum olduğu gerçekleşti. Lil mümini mümin için. Müminin dışında hiç kimsenin durumu bu şekilde değildir. İnşayet esabet isabet etse hu ona yani başına gelse serrahu sevindirici bir durum. Şekera şükreder. Kim hüve o kişi yani o mümin şükreder. Fe bu durum kânedir hayrallehu onun için hayırlıdır. Ve in şayet esabet isabet etse hu ona yani müminden bahsediyoruz. O mümine isabet etse başına gelsene zarra'u bir bela bir sıkıntı gelse sabara sabreder. Hüve var yine gizli zamir. O mümin sabreder. Fe bu durum yani müminin sabretmesi de kânedir hayrallehu onun için hayırlı. Onun için hayırlıdır. Görüldüğü üzere her iki durumda mümin için hayırlıdır. Bu yüzden küllehu lehu hayrun diye hadiste belirtilmiştir. Dördüncü hadisimiz La yetemenneyenne temenni etmesin ehadüküm sizden biriniz, sizden herhangi birisi, sizden hiçbiri temenni etmesin. Neyi? El mevte ölümü. Niçin peki? Neden dolayı? Lizurrin esabehu. Kendisine bir zarar isabet etti diye. Başına bir musibet geldi diye hiçbiriniz ölümü temenni etmesin. Fe in şayet kâne temenni edecekse o kişi labudde muhakkak gerekir failen felyegul. Şöyle demesi gerekir o kişinin. Allahümme ey Allah'ım ehyini. Ehyi yaşat ni beni makanet eğer ise el hayatu hayat ise yani yaşamaksa neyse yaşamak hayran hayırlıysa li benim için yaşamak benim için hayırlıysa beni yaşat ve teveffe vefat ettir öldür ni beni canım al yani izâ kânetil vefatu vefat olduğu zaman yani ölüm olduğu zaman ne hayran daha hayırlı olduğu zaman li benim için. 5 numaralı hadisimize bakacağız.
İza erarellahu, Allah Teala irade ettiği zaman, yani istediği zaman, bir abdi bir kulu için ne istediği zaman, hayran, hayır istediği zaman, accele, acele eder lehu, o kulu için, el ukubete, cezayı acele ettirir, yani bir an önce verir, fid dünya, dünyada. Açıkçası iyi insanların cezası dünyadayken verilir manasına geliyor. Ve izâ erâlellâhu bi'abdihi, bir kulu içinde irade ettiği zaman neyi? Eşşerre, kötülüğü. Emseke, bırakır. Emseke an, ondan bırakır, ondan biri tutar. Neyi? Bizenbihi, günahını, yani günahının gereği olan cezayı geri bırakır, hemen vermez. Hatta ta ki yuafiye bihi yevmel kıyameti, kıyamet günü günahlarını yüklenip gelsin de orada cezasını görsün diye. 6 numaralı hadisimize bakacağız. Leyse şedidu, şiddetli, yani ne demek burada? Baba yiğit manasında geliyor. Baba yiğit değildir. Bir sureti, güreşte galip gelen kişi baba yiğit değildir ya, değildir. İnneme şedidu, gerçek baba yiğit, ellezi, o kimsedir ki, yemlikü, sahip çıkıyor, nefsehu, kendi nefsine, indel gazabi, gazap esnasında, yani öfkelendiği anda, öfkelendiği bir anda nefsine galip gelen kişidir asır baba yiğit, yoksa güreşte galip gelen değildir. De, bırak, terk et, ma uşey ki, yeri bu şüphe veriyor ke sana, sana şüphe veren şey bırak. İle ma la yeri buke, sana şüphe vermeyene bak, şüphe vermeyenle devam et. Fe inne sıdka, muhakkak ki sıdıklık, yani sözde olsun, işte olsun, doğruluk, sıdk doğruluk manasında. Doğruluk nedir? Dumeninetün, huzur vericidir, tatmin edicidir, yani kalbe bir ferahlık verir. Vel kizbe, yalan ise nedir? Ribetün, kuşku doğurur. Gönül bundan kuşku duyacaktır, rahatsız olacaktır. İnne sıdka, muhakkak ki sıdk, yani doğruluk, fiilde olsun, amelde olsun, sıdk nedir? Yehdi, hidayete erdirir, ulaştırır. Neye? İler birri, iyiliğe. Peki iyilik ne yapar? Ve innel birra, muhakkak ki iyilik de yehdi, ulaştırır, iler cenneti, cennete. Sıdk, iyiliğe, iyilik de cennete ulaştırır. Ve innel racule, muhakkak ki kişi veya adam, liyesdugu, hatta yuktebe. Yestugu, doğru söyler. Hatta ta ki yuktebe, yazılır. İndallahi, Allah katında ne diye yazılır? Sıddıkan, sıddık diye yazılır. Ve innel kezibe, muhakkak yalan ise, yehdi, ulaştırır. İlel fucuri, yoldan çıkmaya götürür. Ve innel fucura, muhakkak ki fucur, yehdi, ulaştırır. İlen nari, nara, cehenneme ulaştırır. Ve innel racule, muhakkak ki kişi, racul adam demek ama burada kişi manasında, le yekzibu, yalan söyleye söyleye, hatta yani söyler, hatta ta ki yüktebe, yazılır. İndallah, Allah katında, kezzaben, yalancı, yani kişi yalan söylemeye devam ettikçe kezzap diye yazılır. Kezzap biliyorsunuz çok yalancı manasında, mübalağa isim faildir. 9. hadis: İttegi, sakın, korun. İttegillâhe, Allah'tan kork, yani Allah'tan sakın. Haysuma küntü, her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Vettebi'isseyyiyete, bir kötülüğün hemen ardından yap, meydana getir. El hasenete, iyilik. Kötülük yaptıysan hemen ardından ne yap? Bir iyilik yap ki temhuha. Böylece o kötülük ne olsun? O iyilik kötülüğü süpürsün. Yani iyilik sayesinde kötülük silinsin, günah silinsin. Ve halikin nase bi hulqin hasenin, insanlarla güzel geçin veya insanlara karşı güzel ahlakın gereğini yerine getir. El keyyisu, akıllı kişi, men, o kimsedir ki, dâne nefsuhu, nefsine hakim oldu.
Yani demek akıllı kişi nefsine hakim olandır ve daha kimdir? Birinci özellik bu. İkinci özellik amile, amel edendir. Yani güzel iş yapandır. Lima, o şey için veya o vakit için ki ba'del mevti, ba'de sonra mevt, ölüm. Ölümden sonrası için, yani ölümden sonrasını düşünerek güzel amel yapandır, çalışandır. Akıllı kişi kimmiş? Nefsine hakim olan ve ölümden sonrası için amel hazırlayan kişidir. Vel acizu, aciz kişi ise men, o kimsedir ki etbe, tabi oldu nefsehu hevaha. Etbe, tabi kıldı nefsehu, kendi nefsini, hevaha, hevasına. Ve temenna, temennide bulundu. Yani isteklerde bulundu. Alallahi, Allah Teala'dan el emana, çeşitli temennilerde, sürekli temennilerde bulundu. Bunu yeterli gördü. Oysa temenniden öte gerekli işlemleri yapmadı. Demek akıllı kişi iki tane madde koydu. Nefsine sahip olmak, ölümden sonrası için amel hazırlamak. Aciz kişi için de iki tane madde sayıldı. İşte nefsini hevasına tabi kılan ve Allah Teala'dan sürekli bir şeyler isteyip de amelde geri kalan. Diğer bir hadisimiz yine çok meşhur bir hadis. Min husni islamil mer'i, min dendan, hüsn güzellik, İslam Müslümanlık, el mer kişi, terk etmek bildiğimiz, yani kelimesi ise kendisini ilgilendirmeyen boş şeyler manasına geliyor. Tabi başındaki olumsuzluk ile birlikte. Min husni islamil mer'i, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Ne? Terkuhu ma la yanihi. Kendisini ilgilendirmeyen boş şeyleri terk edişi, terk etmesi kişinin ne derece güzel bir Müslüman olduğunu gösteren etkenlerden biridir. Badiru bil amalis salihati. Badiru, acele edin. Emre hazırın cemisi. Bil amalis salihati, salih ameller ile. Yani salih amel ne demek? Yararlı. Yararlı işler yapma konusunda acele edin. Fesetekunu. Fesetekunu. Buraya iki defa okudum ama hareketsiz yok. Bilin diye. Fesetekunu, yakında meydana gelecek. Olacak ne? Fitenun. Fitneler meydana gelecek. Kekıda'il leylil muzlimi. Karanlık gece gibi mani olacak. Kaplayacak etrafı fitneler. Yusbihu, sabahlar er raculu, kişi mümine, mümin olarak, ve yumsi, akşamlar kafiran, kafir olarak. Ve yumsi, akşamlar mümine, mümin olarak, ve yusbihu, sabahlar kafiran, kafir olarak. Yebiu, satar, neyi satar? Dinehu, kendi dinini satar. Bi arazin mine dünya, dünyadan bir karşılık, işte küçük bir dünyalığa demiş. Dünyadan bir karşılık, bir ücret veya makam gibi menfaate satar. Bir menfaat karşılığında dinini satar. Badiru, yine acele edin. Bil'imali, ameller konusunda, amel işleme konusunda acele edin. Seb'en, ne demiş? Yedi engelleyici şey gelmeden önce. Yani yedi şeyi düşünerek, o şeyler henüz vuku bulmadan amellerinizi bir an önce, eksiklerinizi tamamlayın, güzel amellerde bulunun. Hel tentezirune, bakıyor musunuz, yani zannediyor musunuz ki ileride çok geniş bir rahatlık bulacağız da o zaman amel ederiz diye mi düşünüyorsunuz? Başınıza bir sürü şey gelecek diyor. İlla ancak fakran, münsiyen, unutturucu bir fakirlik. Veya da gınen mudgıyen olmalı ama ganiyun yazılmış. Gınen mudgıyen. Gına zenginlik demek veya gani zenginlik demek. Mudgıyen de innehu dağa şeklinde Kur'an'da geçmekte. Azdırıcı demek. Yani azdırıcı zenginlik gelmeden önce. Veya da merazan, müfsiden, işte fesat edici, bozucu bir hastalık gelmeden önce. Veya da heramen, müfenniden diye aslında yazıyor ama burada heramen müfniden diye yazılmış. Bu şekilde de olabilir demek ki. Çeşitli iraplama mümkün.
manasız konuşturan ihtiyarlık, ev veya da mevten, mücizen, ansızın gelen ölüm, ev veya da eddeccal. Evi deccale feşerru gaibin. Ev veya da deccalin gelmesini mi bekliyorsunuz, onu mu bekliyorsunuz? Şerru gaibin, gayip olanların en şerlisi. Yani beklenen, henüz gerçekleşmemiş olayların en şerlisi olan deccal. Yuntezaru, onu mu bekliyorsunuz? Ev sa'atu, ev sa'ate veya da saati mi bekliyorsunuz? Yani kıyamet anını mı? Fesa'atu, saat yani kıyamet nedir? Edha ve emerru. En, burada zaten yazmışlar ne demişler? En müthiş ve en acı olan kıyamet anını mı bekliyorsunuz? Bir an önce amel yapsanıza. Nimetani, iki nimet vardır ki nağbunun, insanlar bu nimetlerde aldanmıştır. Fihima, her ikisinde de ne vardır? Kesirum minen nasi. İnsanların çoğu aldanmıştır. Anca geldi. Nağbunun aldanmıştır. Fihima, her iki nimet hususunda da. Kim aldanmıştır? Kesirum minen nasi. İnsanların çoğu. Onlarda nedir? Birincisi es-sıhhatu, ikincisi vel-feragu. Sıhhat, ferada boş vakit manasına gelmekte. El-mu'minul gaviyyu, kavi mümin yani güçlü mümin nedir? Hayrun, daha hayırlıdır. Ve ehabbu, daha sevimlidir kavi mümin. Kime karşı daha sevimlidir? İlallahi, Allah-u Teala'ya karşı. Kimden daha sevimlidir? Minel mümini zayıfi, zayıfı müminden. Ve fi kullin hayrun. Ne vardır? Tamamında da hayır vardır yani. Zayıf da olsa mümin, mümindir ve hayırlıdır. İhris, yani nedir? Hırslı ol, çalış. Ala ma o şey üzerine ki yenfe'u, fayda veriyor ki sana. Sana fayda olan şey hususunda çalışmaya devam et. Vesta'in, yardım iste billahi, Allah Teala'dan. Ve la ta'cez, aciz olarak kalma. Aciz olma. Ve yine sabeke, eğer sana bir şey isabet ederse, başına bir şey gelirse, şeyun, herhangi bir şey, fela tebul, asla deme. Ne deme? Lev, şayet demek. Lev enni, şayet ben, fealtü, yapsaydım, kâne, şöyle, kâne, oldu demek, idi manasında fiil, keza, şöyle veya böyle manasında, aynı şekilde manalarına gelmektedir. Lev enni, şayet ben, fealtü, kâne, yapsaydım, farklı bir şey yapsaydım, keza ve keza, şöyle şöyle olurdu. Yani şöyle yapsaydım böyle böyle olurdu veya böyle yapsaydım şöyle şöyle olurdu gibi bir cümle kurma. Ve lakin, fakat, bul, sen şöyle de. Kadderallahu, Allah Teala takdir etti. Ve ma şa'e fe'ale, dilediğini de yaptı yani yarattı. Fenne muhakkak ki lev teftahu, açar amele şeytani, şeytan amelini açar. Ne açar? Lev kelimesi açar. Fenne muhakkak ki lev, levi tırnak içine alıyoruz. Lev kelimesi nedir? Tuftah, teftahu, açar. Amele şeytani, şeytan amelini açar. Lev kelimesine dikkat edin diyor. Zaten işte keşke, şeytan sözüdür diye halkımızın bir kısmı söylemektedir. O da buraya bağlanmaktadır. Yetbe'ül meyte, meyt ölü demek. Yetbe'ül takip eder. Neyi? El-meyte, ölüyü. Ölüyü takip eder. Ne? Selasetin üç şey. Onlar da nedir? Ehlühü ve maluhu ve ameluhu. Üçü budur. Ehli, malı ve ameli. Ehli yani işte bireyleri, aile halkı takip eder. Ve maluhu, malı takip eder. Ve ameluhu ve ameli onu takip eder. Ona bağlıdır. Feyerci'u ve döner. İsnani ikisi ve yapkal kalır. Vahidun, sadece bir tanesi. Yani hayattayken farklı. Kişi öldüğü zaman ne oluyor? Öldüğü zaman sadece biri yanında kalıyor. Yerci'u ehluhu ve maluhu. Ehil, aile bireyleri demek. Aile halkı. Maluhu, malı işte artık, parası, mülkü. Bunlar geri döner. Ve yapka, sadece kalır. Ne kalır? Ameluhu, onun ameli kalır. Onun dışında bir fayda bulamaz. De'u, yani terk edin, bırakın. Ni, beni. Ma taraktüküm, ben sizi bıraktığım, terk ettiğim sürece.
İnnemâ muhakkak ki ehleke helak oldu. Men o kimse ki kâne idi gableküm sizden önceydi. O kişiler helak oldu. Sizden önce var olanlar yani milletler helak oldu. Neden dolayı ama? Kesratu sualihim. Suallerinin çok olmasından ötürü. Kesret çok demek. Sual sual zaten. Ve ihtilafuhum. Bir nedeni daha var yani. Sadece çok soru sordular diye değil. Bir sebebi daha var. Ve ihtilafuhum. Onların tartışmaları da ala enbiyahim nebilerine karşı, peygamberlerine karşı tartışmaları, münazara etmeleri de onların helak olmalarına neden olan ikinci etkendir. Feyza neheytü ben nehyettim, yasakladım demek. Feyza neheytü ben yasakladığım zaman küm sizi an şeyin herhangi bir şeyden. Fecitini bu kaçının yani yapmayın hu onu yasakladığım şeyi yapmayın. Ve izâ emertu ben emrettiğim zaman küm size bir emrin herhangi bir şeyi fe'tu yerine getirin minhu onu mestada'tu gerçi buradaki hareketler baya bir karışmış mestada'tum tetumatum sizin gücünüzün yettiği ölçüde gücünüz nispetince yerine getiriniz. 18'e de bakalım. Men her kim dea davet ederse ila huden hidayete doğru yola davet ederse çağırırsa kâne lehu minel ecri kendisi için ecir vardır. Mislu ucuri ecrun ucurun çoğul misil gibi demek. Men o kimse ki tebi'e tabi oldu hu ona. Yani men her kim dea doğru yola çağırırsa dea çağırırsa ila huden doğru yola kânı olur lehu kendi lehine olur yani kendisi için var olur minel ecri ecir var olur kendisine ecir verilir misli ucuri men tebi'a hu kendisine tabi olan kişinin ecirleri gibi kendisine de ecir verilir. La yengusu noksanlaşmaz azaltılmaz zalike bu min ucurihim şey'en diğerlerinin ecirlerinden, sevaplarından bir şey eksiltilmeksizin kendisine tıpkı onların sevabı gibi sevap verilir. Ve men dea her kim çağırırsa ila dalaletin bir dalalet yani sapıklığa, kötü, yanlış bir tarafa çağırırsa kâne aleyhi bu durumda onun aleyhinedir. Minel ismi kendisine isim verilir yani günah yazılır. Mislu asami Asam ismin çoğulu günahlar manasında. Men o kimse ki tebi'e tabi oldu hu ona. Kendisine tabi olan kişinin günahları gibi kendisine de bir günah verilir. La yengusu bir günah demeyelim günah verilir kelime marife. La yengusu noksanlaştırılmaz zalike bu min asarihim şey'en. Onların günahlarından bir şey de noksanlaştırmaz bu durum. Yani bir kişiyi kötü yola çağırdıysan o kişi ne kadar günah alacaksa sen de o şekilde günah alırsın ama aldığın günahlar diğer kişinin günahını azaltmayacaktır. Bu da neyi göstermektedir? Gel şu işi yapalım günah benim boynuma deseler de onun boynuna da var, senin boynuna da var. 19. hadis. Yine çok meşhur. Tabi halk diliyle meşhur. Hadis literatürü açısından meşhur demiyorum. La yu'minu ehadüküm la yu'minu iman etmiş olmaz ehadüküm sizden biriniz hatta ta ki yuhibbe sevene dek lehihi kardeşi için ma o şey ki yuhibbu seviyor li nefsi kendisi için yani sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şey din kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz la yu'minu ehadüküm sizden biriniz iman etmiş olmaz derken aslında kamil manada iman etmiş olmaz yani kişi kafir olur manasında değildir. 20. hadisteyiz. Men her kim ra'a görürse minküm sizden biri gördüğünde ne gördüğünde münkeran bir kötülük bir çirkin iş gördüğü zaman fel yugayyir değiştirsin hu onu neyle değiştirsin bi yedihi kendi eliyle yedün el sonda zamir var muzaf muzafunley bi yedihi onun eliyle yani kendi eliyle değiştirsin. Yani yanlışı, kötülüğü düzelsin. Fe in şayet lem yestedir güç yetiremezse veya gücü yetmezse bu durum fe bu durumda bilisanihi
lisanihi, kendi diliyle o kötülüğü değiştirmeye çalışsın. Düzelsin yani. Fe in şayet lem yestedir, gücü yetmezse, yani diliyle de kötülüğü düzeltmeye gücü yetmezse, fe bu durumda kalbi galbihi, kendi kalbiyle ne yapsın? Kalbiyle aslında düzeltsin. Yani bundan maksat bu, düzeltsin. Onun yanlış olduğunu bilincinde olsun. Yanlışları desteklemesin. Kelimelerde bulunan işte bi lisanihideki bi, yani ba harfi cerri, bi kalbihideki bi, yani ba harfi cerri, bunlar hep neyle mutallak? Değiştirmekle alakalı. Ve zalike bu durum, yani sadece kalbiyle düzeltme cihetine gitmesi, kalbiyle buğz etmesi nedir? Ez'aful iman, imanın en zayıf noktasıdır, derecesidir. Vellezi, buradaki vav yemin manasında, kasem yani. Vellezi, o kimseye yemin olsun ki nefsi, benim nefsim, yani nefsun nefis demek, can demek. Sonda bulunan ya mütekellim yası. Nefsi, benim nefsim, bi yedihi, kendi elinde olan. Buradaki yedun el demek ama Allah Teala için kullanılacağından elden öte güç ve kudret şekliyle tercüme edilmektedir. Vellezî nefsi biyedihi, canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin olsun demektir. Yemin ederim demektir. Vellezî nefsi biyedihi. Bunun ezberlenmesi gerekir. Bu demektir şeklinde. İşte canımı gücü ve kudreti elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, yemin ederim ki, letemurunne, ya emredeceksiniz bil marufi, iyiliği, ve ya da letenhevunne, kesinlikle yasaklayacaksınız, nehyedeceksiniz, anil münkeri, kötülükten. Ya iyiliği emreder ya da kötülüğü yasaklarsınız. Ev ya da leyuşikenne, leyuşikenne, yakında Allahu, leyuşikennellahu, yakında Allah Teala en yeb'ese aleyküm ikaben minhu, kendi katından ikaben, bir bela, bir azap, aleyküm sizin üzerinize, en yumaysa yaratır, gönderir. Yani ya bu anlatılanı yaparsınız ya da yakında Allah Teala kendi katından bir bela sizlere verir, size gönderir sizin üzerinize. Ala üzerine demek, küm siz, aleyküm sizin üzerinize. Sümme sonra, yani bela geldikten sonra ted'unehu, ted'une dua edersiniz, yalvarırsınız hu Allah Teala'ya, fela yüstecabu, cevap bulamazsınız, leküm kendinize, yani duanız kabul edilmez. Bela gelmeden önce ne yapın? İyiliği emredin, kötülükten yasaklayın. Meselül müminine, müminlerin misali, fi tevaddihim, sevgi hususunda, birbirlerini sevmeleri hususunda, yani müminler benzer, neye benzer şeklinde. Ve tarahumihim, rahmet etmek yani acımak ve karşılıklı, bunlar hep karşılıklı manasında. Tarahumihim, acımakta, acıma hususunda, acıma konusunda. Ve taatufihim, yine karşılıklı olarak birbirlerini korumakta. Ne gibidirler? Meselül cesedi, bir ceset gibidir. Yani ceset gibidirler, beden gibidirler. Vücuda benzerler. İza işteka, izeşteka. Buradaki hemze vasıl. İzeşteka, izeşteka şikayetçi olduğu zaman, şikayet ettiği zaman, minhu o bedenden, ne uzun bir uzuv. Bedenden bir uzuv şikayet ettiği zaman, yani hastalandığı, rahatsızlandığı zaman, tedaa lehu sairul cesedi bisseheri vel humma. Ne olur vücuttan bir uzuv rahatsızlandığı zaman ne olur? Diğer uzuvlarda bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Yani diğer uzuvlarda bundan etkilenirler. İşte müminler de böyle olmalıdır. Tek vücut gibi olmalıdırlar. İçlerinden birine bir sıkıntı geldiği zaman diğerleri de ondan rahatsızlık duymalıdır. Yine Müslümanlıkla ilgili
El Müslimu Müslüman nedir? Ehul Müslimi Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ona zulmetmez. Ve la yuslimuhu ona haksızlık yapmaz. Men kâne fi haceti ehihi. Tabi ona haksızlık yapmaz, onu aslında düşmana teslim etmez manasına geliyor direkt. Esleme, yüslim, esleme, teslim etmek manasında yüslimi teslim ediyor. La yüslimuhu, onu teslim etmez. Men her kim kâne olursa, fi haceti ehihi, ehun kardeş, ehihi kendi kardeşi, hi kendisine gidiyor. Kendi kardeşinin hacetinde olursa, ihtiyacında olursa, yani ihtiyacını giderirse, kâne Allahu fi hacetihi, Allah da o kişinin ihtiyacını giderir. Yani sen bir kardeşinin, Müslüman bir kardeşinin ihtiyacını giderirsen, Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderdiğin için Allah da senin bir ihtiyacını giderecektir, sana yardımcı olacaktır. Ve men her kim ferrace bir sıkıntıyı giderirse en Müslümin bir Müslümandan, pardon, ferrace giderirse en Müslümin bir Müslümandan ne giderirse, kürbeten bir sıkıntı. Bir sıkıntıyı giderirse ferracallahu, Allah da sıkıntıyı giderir. Anhu, o kişiden. Biha kürbeten min kürebi yevmin kıyameti. Biha, o onun sebebiyle, yani Müslümanın sıkıntısını gidermen sebebiyle kürbeten min kürebi yevmin kıyameti. Kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntıyı da Allah senden giderir, giderecektir. Ve men setara, her kim örterse Müslüman bir Müslümanı, yani bir ayıbını örterse, setara örter hu o Müslümanı kim? Allahu Allah Teala, yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Sen dünyada bir Müslümanın sıkıntısını, bir ayıbını, kusurunu örtersen Allah Teala da kıyamet gününde senin bir ayıbını örtecektir. Hakkul Müslimi alel Müslimi hamsun. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı hamstır, yani beştir. Hakkul Müslimi Müslümanın hakkı, kimin üzerindeki? Alel Müslimi Müslüman, diğer bir Müslüman üzerindeki hakkı nedir? Hamsun, beştir. Onlar nedir? Birincisi raddüs selami, verilen selamı almak. Reddetmek, yani sana selam gelir, onu kabul edip karşılık, işte aleyküm selam demek. Ve iyadetül merizi, hasta ziyaretinde bulunmak. Ve tiba'ul cenaizi, cenazeye tabi olmak, yani iştirak etmek, cenazeye katılmak. Ve icabetü daveti, davete icabet etmek, davet edildiğin zaman davet yerine gitmek. Ve teştimitul atisi, işte aksıran kişiye de ne demiş? Yerhamukallah demek. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarıdır. Bu yine meşhur bir hadistir. Tabi meşhur kelimesini hadis istilahı olarak değil, halk diliyle kullandığımızı tekrar edelim. Men her kim aile büyütürse, yetiştirirse cariyeteyni, iki kızını, hatta ta ki tebluğa, bulu çağına dek büyütürse iki kızını her kim, cae gelir yevmil kıyamet, kıyamet günü, ene ben, yani benle yan yana bulunur. Ve o kehateyni, biz o kişiyle birlikte yan yana bulunuruz. Peygamberimiz böyle buyurdu ve zamme bitiştirdi neyi? Esabi'ahu, kendi parmaklarını. Parmaklarını bitiştirdi. Ekmelül müminine imanen, iman yönünden müminlerin en kamili, yani mükemmeli kimdir? Ehsenu hum hulugan. Hulugan. Onların en iyisi, en güzelidir. Hangi yönden? Hulugan, ahlak yönden. Ehsen, en güzel, en iyi. Hum, onlar. Onların en güzeli, en iyisi nedir? Hulugan, ahlak yönünden. İyi olanıdır. Ekmelül müminine imanen, iman yönünden müminlerin en üstünü, en iyisi, mükemmeli kimdir? Ehsenuhum hulugan, ahlak yönünden en iyi olanıdır. Ahlakça ne kadar üstünsek o kadar mükemmel bir müminiz. Ve hıyarukum hıyarukum lenisaihim. Yine bu hadis oldukça meşhur tabi. Hıyarukum, sizin en hayırlınız,
Hıyarukum li nisaihim. Kadınlarınıza karşı en iyi davrananızdır. Tam söylemedim. Kadınlara karşı en iyi davranan kimse sizin en hayırlınızda o kişidir. Küllüküm ra'in. Yine çok meşhur bir hadis. Yani hadislerin tamamı meşhur, kolay bilinen hadisler. Küllüküm sizin tamamınız nedir? Ra'in, ra'idir yani çobandır. Zaten hepiniz çobansınız demiş. Küllüküm ra'in. Sizin hepiniz çobansınız. Ve küllüküm ve sizin tamamınız nedir? Mes'ulun, mes'uldür. An ra'iyyetihi. Kendi sürüsünden. Mes'uldür yani hesaba çekilecektir. Vel emiru ra'in. Emir, amir, yönetici demektir. Nedir? Ra'in, çobandır. Nereden? Tabii ki memurlarından veya halktan mesuldür. Onların çobanıdır. Ve raculu kişi veya adam diyelim, erkek ra'in çobandır ala ehli beytihi kendi ev halkının yani ailesinin çobanıdır erkek. Vel mer'etu kadın da ra'iyetun çobandır ala beyti zevciha ve veledihi kendi ala beyti zevciha zevciha ve veledihi ne demektir? Kendi kızının ve çocuğunun yani oğullarının ve evinin nesidir? Ra'isidir, çobanıdır kadında. Feküllüküm ra'in. Hepiniz çobansınız. Ve küllüküm hepiniz mes'ulün. Mes'ulsünüz. Hesaba çekileceksiniz. Neden? An ra'iyetihi kendi sürüsünden. İdare ettiklerinden. El yedü'l-ulya. Üstün el. Aslında ulya üstün demek de burada veren el. Üstteki el verdiğinden dolayı. Elledül ulya veren el nedir? Hayrun daha hayırlıdır. Minel yedi süfla aşağıdaki alçak aşağıdaki elden veya alçak elden ki bundan kasıt da nedir? Alan eldir. Yani veren el alan elden hayırlıdır. Ve tede başta imen teulü geçimini üstlendiğin kişilerden yani ailenden başla vermeye, yardım etmeye. Ve hayru sadakati ve sadakanın en hayırlısı ma o şey ki kânedir veya oldu en zahri gına ihtiyaç fazlası mal. İhtiyaç fazlası maldan vermek sadakanın en hayırlısıdır. Hemen yesta'if ta'fif hatta hemen yesta'fif ve men her kim yestanfif istemezse yani insanlardan bir şey istemezse yu'iffehu Allah onu yu'iffehu onu muhtaç etmez kim Allahu Allah Allah Teala o kişiyi muhtaç etmez ve men yestagni her kim müstağni olursa yani tok gözlü olursa aç gözlü olmazsa yunihi onu zengin kılar kim? Allahu Allah. Yuni zengin kılar. Hi o kişiyi yani tok gözlü kişiyi zengin kılar kim? Allahu Allah. Men kâne yu'minu billahi. Men her kim kâne olursa yu'minu iman ederse. Kime? Billahi Allah'a. Her kim Allah'a inanırsa ve daha neye inanırsa. El yevmil ahiri. Yevm gün ahir son. Son güne inanırsa. Yani ahiret gününe inanırsa. Fe işte bu durumda la yu'zi eziyet etmesin carahu kendi komşusuna. Car komşu hu kendi komşusu oluyor. Yani Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi komşusuna eziyet etmesin. Ve men her kim kâne yu'minu billahi Allah'a inanıyorsa ve daha el yevmil ahiri ve ahiret gününe inanıyorsa fe bu durumda yani, fel yukrim İkram etsin zayfehu kendi komşusuna. Ve men her kim kâne yu'minu billahi vellemil ahir Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa fe bu durumda liyegul yani fel yegul söylesin ne söylesin hayran hayır söylesin. Ev veya da liyeskut bazı yerde liyesmut geçmekte. Ev veya da liyeskut sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin.
Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veyahut da sussun. Hayrul ashabi indallah. Hayrul ashab arkadaşların en hayırlısı. İndallahi Allah'a göre, Allah katında yani en faydalı arkadaş. Allah Teala katında en faydalı arkadaş, en hayırlı arkadaş kimdir? Hayruhum li sahibihi, arkadaşına faydalı olandır. Ve hayrul ciran, komşuların en hayırlısı. İndallahi Teala, Allah Teala katında, Allah Teala'ya göre komşuların en hayırlısı kimdir? Hayruhum li carihi, komşusuna faydalı olandır. Böylece ilk 30 hadis üzerinde durmuş olduk.